sonu bir türlü gelmiyor ve stüdyoda yanımda çok değerli bir konuğum var. UZDER Başkanı Yakup Toprak. Hoş geldiniz Yakup Bey. Hoş bulduk efendim. Böyle acılı bir günde sizle bir araya geldik. Kalbim titriyor şu anda. Evet, cenazeden dolayı kalbim titriyor. Son derece zorlanıyorum. Şu an hayatımın en zor yayınlarından birini yapıyorum gerçekten. 11 aylık bir bebeğin şehit düşmesi gerçekten insanın kalbinin kaldırabileceği, dayanabileceği bir durum değil. Yakınlarına sabır diliyorum. Evet, sizi dinleyelim, hislerinizi alalım. Sizin için çok daha zor olduğunu biliyorum. Çok zor. Çünkü yıllarca terörle mücadelede birebir yaşadınız bu olayları. Şimdi öncelikle müsaade ederseniz ben yurt içinde ve yurt dışında kahramanca, şanla ve şerefle görev yapan başta uzman çavuş kardeşlerimiz olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olan erinden generaline bütün personelimizi canı yürekten muhabbetle ve sevgiyle selamlıyorum. Biz de buradan sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Çok teşekkür ederim. Saygılarımızı gönderelim. Hakkari, biraz önce sizin arz ettiğiniz gibi Hakkari Yüksekova'da dün hunharca, vahşice, kahpece yola mayın döşemek suretiyle bilerek ve isteyerek, gözetleyerek, gözlemleyerek şehit edilen Nurcan Karakaya hanımefendi kardeşimizi ve oğlu Sabi 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya çocuğumuzu Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Peygamber Efendimiz'e komşu oldular. Bunu yapanları ve terörü hiddetle, şiddetle ve nefretle telin ediyorum. Bunu buradan bildirmek istiyorum. Dünkü yaşanan olay gerçekten son zamanlarda Sayın İçişleri Bakanımızın etkin mücadelesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, polisimizin, jandarmamızın ve oradaki güvenlik korucularımızın etkin mücadelesiyle köşeye sıkışan PKK terör örgütünün yeniden gündeme oturma çabasıdır. Bunu bir kere herkesin bilmesi lazım. Türk halkımızın öncelikle başı sağ olsun, milletçe başımız sağ olsun. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak teröre asla ve asla prim vermeyiz. Asla ve asla yenilmeyeceğiz. Terörün mahiyetini anlamak için bütün halkımızın Assubay Çavuş Serkan Karakaya kardeşimizle empati kurması gerekiyor. Ve empati kuruyor zaten dünden beri. Bakın sosyal medyaya ve bütün haberlere herkes bir şekilde telin ediyor. Herkes bir şekilde nefretle kınıyor. Biz bu empatiyi kurabilirsek terörün bütün milletimizce el ele vererek birlik beraberlikle akından gelebiliriz. Atatürk'ün bir sözü var. Ölüm dışında her şeyi yener birlik beraberlik. Biz el ele verdiğimiz sürece, tek yürek olduğumuz sürece terörün üstesine geleceğiz. Allah'ın izniyle de zaten geliyoruz. Bu dediğim gibi PKK terör örgütünün son zamanlarda köşeye sıkışması ve refize olmasından kaynaklı bir çıkış hareketidir. Bunu bir kere söyleyeyim. Bileyerek isteyerek bunu yaptılar. Lanetliyorum, telin ediyorum. Evet, gerçekten bir daha olmamasını içtenlikle temenni ediyoruz. Allah bize bir daha böyle haberler vermeyi de nasip etmesin dilerim. Amin. Çok zorlanıyorum gerçekten bu haberleri aktarırken. Peki Yakup Bey, aslında bugün sizinle biz uzman çavuşlarımız hakkında konuşmak için bir araya gelecektik. Planımız dahilinde o vardı. Onlar da ekran başındalar, bizi izliyorlar biliyorum. Yine kısaca onlara da değinelim istiyorum. Şimdi uzman çavuşlarımızla ilgili bir kadro meselesi var. Evet. Çok sık basında da yer alıyor. Bununla ilgili pek çok haber de yapılıyor. Ama bu işin detayını biz sizden dinleyebilir miyiz? Bu detaya girmeden önce müsaade ederseniz bir şeyi atladık. Onu da buradan arz etmek istiyorum. Tabii. Bu dünkü yaşanan elim olayla alakalı. Buyurun. PKK terör örgütü ilk çocuk cinayetini 1987'de Mardin'de biliyorsunuz gerçekleştirdi. Hı hı. O zamandan bu zamana Türk halkı ve bütün dünyaya biz... Türk halkı bunu biliyor zaten. Bütün dünyaya biz PKK terör örgütünün bebek katili olduğunu hep haykırıyor, hı hı, ve söylüyorduk. Teknolojinin ilerlediği, sosyal medyanın bu kadar geliştiği bir zamanda bu olayın olmasını biz bütün şer odaklarını ve dünyaya aslında iyi anlatabilmeliyiz. Dünya çünkü bunları legalize etme peşinde. Dünyadaki, hı, bazı devletler.
bizim bunu iyi ifade etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yeniden revize etti bebek katili olduğunu. Bunu iyi anlatabilmeliyiz diye düşünüyorum ben. Evet, çok haklısınız. Şimdi bir kere Bengü Türk'e ben sizin nezdinizde çok teşekkür ediyorum. Biz bu benim Bengü Türk'e 5. gelişim. Uzman Çavuş kardeşlerimin sorunlarını 5. anlatışım. Anlatmaya da devam edeceğiz inşallah bundan sonra. Ancak tabii bu arada zamanımız dar, onun da farkındayım. Evet. Cenaze merasimi girdi devreye. Bizim sorunlarımız, Uzman Çavuşların sorunları saymakla bitmez. Ben naçizane hem uzman jandarmalar hem de uzman çavuşları savunan bir derneğin liderliğine soyunmuş bir kardeşleriyim. Her iki tarafında kendi içerisinde sıkıntıları, dertleri var. Bunlar çok uzun. Yani şu anda 2 saat biz yapsak, yayın yapsak bunları yetiştiremeyiz. Evet, ilerleyen zamanlarda da mutlaka sizinle tekrar bir araya gelelim zaten programımızda. İnşallah, onu da hakkını helal etsinler. Ben birkaç tane burada konuya değineceğim. Başta çok merak edilen kadro meselesine. Hiç merak etmesinler. Pek çok soru geldi biliyorum. Gerek size gerek bize konuk olduğunuzu duyduklarında. Mutlaka programımızda tekrar Yakup Bey'i konuk edip bütün sorularınızın cevabını alacağız değerli izleyenler. Ben de tek tek hepsine cevap vereceğim. Şimdi biz dernek olarak ve ben diyorum ki bu benim derneğimin sloganı ve böyle de olması gerekiyor. Ulusal güvenliğin sözleşmesi olmaz. Önce kadrodan bahsetmişsiniz. Yani 2227 yıllık bir geçmişe sahip, geçmişi dünya ordularına örnek olacak şekilde destanlara sahip, şanlı şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde mevsimlik işçi modeli, geçici işçi modeli bir statünün barındırılması kadar bizce abes hiçbir şey yok. Biz uzman çavuş kardeşlerimize mutlaka kadronun tesis edilmesini talep ediyoruz, istiyoruz. Çünkü kadro gelirse... Biraz sonra özet geçeceğim ama birkaç tane meseleye derin dalacağım. Meselelerin çözümünü de aslında bir adım daha yaklaşmış oluruz. Biz heyecanla ve istekle bütün uzman çavuş kardeşlerimize, 90 bin civarında uzman çavuş var şu anda hali hazırda görev yapan. Bütün bu uzman çavuş kardeşlerimize 3269 sayılı yasanın revize edilip yeniden işte kadro tahsis edilmesini, bunun kadro tahsis edilirken de 1986 yılında 32 yıl önce kurulmuş bir kanunun şu anki çağdaş düzene hizmet etmeyeceği vesilesiyle yeniden tahkim edilip kadronun yine 3269 sayılı yasa üzerinden bütün maddelerini iyileştirilerek kadronun tahsis edilmesini istiyoruz. Bizim yegane isteklerimizden bir tanesi bu. Arkadaşlarımız bize zaman zaman soruyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi biliyorsunuz kendi seçim programına bizim kadroyla ilgili bir önerge yerleştirdi. Bunun inşallah yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de birlikte bu kadro meselesini gerçekleştireceklerini umut ediyoruz. Sağ olsun İstanbul Milletvekilimiz İzzet Ulu Yenter Beyefendi uzman çavuş sorunlarına çok daha duyarlı ve çok daha bize bir ağabeylik yapıyor. En son uzman çavuşların kadroya alınması için de bir kanun teklifi verdi. Ona da buradan ben sizin nezdinizde, uzman çavuş camiamız nezdinde teşekkür etmek istiyorum. İnşallah realize olur ve Türk Silahlı Kuvvetleri sözleşmelilik ayıbından diyorum ben çünkü Peygamber Ocağı'nda sözleşmeli kavramının olmasını biz işimize yediremiyoruz. Şimdi biz zaman zaman komuta katına, bürokrasiye, siyasete gittiğimizde sözleşmelilik kavramının verimli olduğunu, sözleşmelilik kavramının çok daha yeğlendiğini ve bu hizmetten verim aldıklarını söylüyorlar. Şimdi düşünüyor insan, kıyas yapmakta ben beis görmüyorum. Polis kardeşlerimiz de haklarını helal etsinler. Şimdi siz madem bu kadar verim alıyorsunuz, polisleri de o zaman sözleşmeli yapalım. Bunları da sözleşmeye çevirelim. Şimdi siz silahlı bir güçten sözleşmeli kavram olarak bahsetmek kadar acayip bir şey olabilir mi? Türk Silahlı Kuvvetleri, Peygamber Ocağı diyoruz ama sözleşmeli kavramı eleştiriyorsunuz. Silahlı Kuvvetleri içerisinde ben sadece uzman çavuş kardeşlerimizin değil, subayın da, as subayın da aslında sözleşmeli kavramından çıkartılıp, geçici işçi modelinden çıkartılıp, mevsimlik işçi modelinden çıkartılıp kadroluluk üzerine
tesis edilmesini istiyor. Bu 3600 ek göstergesi var bir de. Onu da biraz açıklayabilir misiniz buradan? Onunla ilgili de çok sorular almıştık çünkü. Şimdi 3600 meselesi 2014 yılından beri benim gündemimde. İlk Zafer Meydanı'nda eyleme çıktığımızda 3.6 saniyelik çok askerce bir esas duruş eylemimiz oldu. Dikkat çekelim. 3600'e vurgu yapsın. Hem uzman jandarma hem de uzman çavuşların bu 3600'den faydalansın, onlara da bu atfedilsin şeklinde bir şeyimiz oldu, eylemimiz oldu. O günden bugüne maalesef bir mesafe kat edemedik. Şimdi en son bu seçimlerden önce de Sayın Cumhurbaşkanımız, ki ben Sayın Cumhurbaşkanı çok eminim, sehven bu söylediği statülerin dışına bizi tuttuğuna eminim. İnşallah birileri kendilerini bu şekilde bilgilendireceklerdir ve bu yanlıştan dönülecektir. Bakın, yaşamın karşılığı yok. Yani hayat veriyorsunuz, yaşam veriyorsunuz ki silahlı kuvvetlerde herkes, görev yapan herkes ölümle her an, ama her an burun burunadır. Yarın ne olacağınızı ya da bir saniye sonrası ne olacağınızı bilemezsiniz. Yaşamın karşılığı yok. Orada sizin yaşam riskiniz çok fazla. Siz bugün diğer statüleri 3600 polisleri 3600'de sayarken uzman çavuşları ve uzman jandarmaları 3600'ün içerisinde yer aldırtmamanız bunların moral ve motivasyonunu son derece düşürmüştür. Ki şu anki bakanımız, Sayın Bakanımız Hulusi Akar beyefendi, hem komutanımız hem ağabeyimiz diyorum ben kendilerine. Askerlik geleneğini ve askerlik moral ve motivasyonunun çok yüksek durması gerektiğini bilir. Her 3 ayda bir prensip emirler yayınlanır. İnsanların orada görev yapan bütün statülerin moral ve motivasyonunun yükseltilmesi için. Bu da bir moral motivasyon kaynağı. Ekonomik olarak belki bir karşılığı var ama yaşam olarak aslında 3600 değil, emin olun görev yapan silahlı kuvvetlerde bütün uzman çavuş kardeşlerimiz 4800 hak ediyorlar. Net söylüyorum. Yani o yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın inşallah bu yayını bir şekilde birileri iletirler. Bir daha bu konuyu ele alması bizim çok yüksek isteğimiz ve çok yüksek talebimizdir. Bunun yerine getirilmesi demek bu arkadaşlarımıza her gün şehadet mertebesine yürüyen neredeyse şehadet mertebesini mesleğe demiş arkadaşlarımıza çok büyük moral desteği olacaktır. Ve biz de bundan çok memnun olacağız. Bunu bir kere söyleyeyim. İnşallah birileri duyar diyelim. İnşallah duyarlar. Duyurmak için de zaten defaten burada inşallah programlara çıkacağız sizinle birlikte. Tabii ki her zaman. Peki hazır sizi bulmuşken bedelli askerlik konusuna da bir girmek istiyorum. Çünkü son dönemlerdeki gündem konularından biri de bu. Bedelli askerlik. Bu konudaki görüşlerinizi de almak isterim. Şimdi arkadaşlarımız bizi seyrediyorlarsa mutlaka şunu diyecekler. Ya bütün problemler bitti de işte efendim bedelli askerliğe mi geldi sıra diyecekler, mutlaka geçiriyorlar içlerinden. Şimdi ben bedelli askerlik meselesini birkaç cümleyle ikaz söyleyeceğim burada. Notlar da aldım, onları da bir şekilde karşılaştırmalı söyleyeceğim. Evet, için devletin içerisinde. Ben ama ondan önce gelecek programlarda ele alacağımız konuları kısaca bir özet geçmek istiyorum. Tabii, buyurun. Herkes bunun ayırdımına varsın ve bizi en azından boş boşuna suçlamasınlar bizden bahsetmedin diye. Tamam. Bahsedeceğim o kadar çok konu var ki. O zaman şöyle diyelim değerli izleyenler. Yakup Bey şimdi sıkıntılarla ilgili ve konuşulması gereken konularla ilgili kısa bir özet geçecek bize. Ondan sonra bedelli ve ilerleyen dönemlerde programımızda bu konuları tek tek inşallah ele alacağız sizlerin de isteği doğrultusunda. Buyurun. İnşallah. Şimdi bizim kadro ve 3600'ü söyledik. Uzman çavuşların sorunlarından bir tanesi rütbe ve kademe ilerlemesi. Bunları bir dahaki programa anlatacağız. Uzman erbaşlıktan sivil memurluğa geçenlerin durumu, yaşın 52'ye çıkarılmasındaki sıkıntılar, yaka işareti spoletin durumu, uzman jandarmaların okulda geçen sürelerinin verilmemesi, bunun işte bir şekilde kıyaslamasını yapacağım. Silah meselesine değineceğim ki silah meselesi bizi tatmin eden bir sonuç değildir. Şu anda Zati Demirbaş silah meselesini arkadaşlara bir şekilde devletimiz öngördü ama bizim istediğimiz silahın bu şekilde değil de bir tahsis silahı, yani bir tesisat silahı olarak verilmesi, tahsis edilmesiydi bedava olarak, bedelsiz olarak. Onu da bir dahaki programa konuşacağız. Uzman yerbaş şifa ibaresinin 3269 sayılı yasadan çıkarılıp uzman onbaşı ve uzman çavuş kanunu olarak nitelendirilmesini söyleyeceğim. Onu anlatacağız.
astsubay kadrolarında görev yapan uzman jandarmaların durumundan bahsedeceğim. Uzman jandarmaların yine astsubay kadroları üzerinden özlük haklarının alınmasından bahsedeceğim. Hı hı. Uzman çavuş kimliklerinin alınmayışı, sivil memurluktan emekli olan arkadaşlarımızın ve bekçi ücretlerinin verilmeyişinden bahsedeceğim. Doğu ve Güneydoğu'da geçen sürelerin çok fazla olduğundan 4 yıllık, 5 yıllık sürede görev yaptıklarından ve aile kurumuna zarar verdiğinden bahsedeceğim. Ve bunun subay, astsubay ve uzman jandarma atama ve sicil yönetmenine göre yeniden revize edilmesini talep edeceğiz. Ve en önemli konulardan bir tanesi de ve en çok şikayet gelen uzman çavuş kardeşlerimizden 7. maddeyle ilgili kendilerine buradan çok fazla şey söyleyeceğim. 7. maddeyle ilgili mutlaka çok dikkatli olmaları, kendilerini özel hizmetlerde kullandırmamaları, münferit bile olsa bu olaylar yaşanıyor. Kendilerine hakaret ettirmemeleriyle ilgili ben buradan kendilerine bilgi vereceğim. Çünkü bize dayanak burada İç Hizmet Kanunu'nun 360 ve 372. maddesine kadar okumaları. Evet. Peki, şimdi Yakup Bey, bedelli askerlik konusuna geçemeyeceğiz çünkü süremizin sonuna öyle geldik. Mi? Onu da bu listeye ekleyebiliriz tamam, öyleyse. Tamam, ilerleyen tamam. Günlerde izleyicilerimiz de yine bizlere mesajlarını gönderebilirler. Size herhangi bir soruları varsa Yakup Bey ilerleyen günlerde tekrar konuğumuz olacak ve tüm soruları cevaplayacak değerli izleyenler. Evet, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Yakup Bey. Kabulün çok güzel için, çok bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, değerli izleyenler, gerçekten